Hacda kurban niye kesilir? Hacda kurbana ihtiyaç olmaz mı? Köşedeki süpermarketten mi beslenecek? Ne bekliyordunuz 1400 yıl önce? Orada vakfe yapmış Arafat'ta. İnmiş Müzdelife'de durmuş. Vakfe durmak demek, beklemiş durmuş. Mina'ya gelmiş günlerce, gece gündüz durmuş. Peki ne yiyecek, ne içecek yüz binlerce, milyonlarca insan? Elbette kurban o işe yarıyor. Başka ne işe yarıyor Allah aşkına? İşe yaramayan kurban, kurban mıdır? Etleri, kanları Allah'a ulaşmazsa kime ulaşacak? Allah'a ulaşmıyor, bunu biliyoruz artık. İnsana ulaşacak efendi, insana. E sen insana da ulaştırmıyorsun. Yahudi ne yapıyordu biliyor musunuz? Museviler, kurbanı kesiyorlardı, kestikleri kurbanı yakıyorlardı. Evet ya. Bakınız işte kurbanda tekamül diyorum. Evrim de diyebilirsiniz, korkmayın, kelimeler zehirlemez. İnsanlar kelimeleri zehirler. Dolayısıyla bakınız tekamüle, bakınız evrime. وَسَخَّرَ لَكُمْ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ Yine Hac 37'de. Biz onu sizin emrinize amade kıldık. Emrine amade kılınmış olan bir canlıyı kesiyorsun ama hiç istifade etmiyorsun. Yerine göndermiyorsun. Niye? Aslında sen Allah'a etin ve kanın ulaşacağını zannediyorsun. Problem burada, yamuk bakış burada. Et ve kanla Allah ne iş yapsın ya? Sucuk mu yapacak? Pastırma mı yapacak? Allah'a sucuk mu yapacak? Allah'a market mi açtıracaksınız? Ne yapacaksınız Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi? Allah ne yapsın eti kanı? İnsanın ihtiyacı olanı Allah'a veriyorsunuz. Olur mu bu? Bakınız, zulüm nedir biliyor musunuz? Bir şeyi yerinden etmek. Hikmet nedir biliyor musunuz? Adalet ve hikmet, bir şeyi yerine koymak. İşte buyurun, Kur'an'ın yaptığı bu. Kurbanı yerine koyuyor. Zulüm var, kurban adı altında. Daha geleceğiz o zulümlere. Kur'an alıyor, onu yerine koyuyor. Hikmet oluyor bu, adalet oluyor bu.